Bizim peki şahsiyet sorunumuz yoktur. Bizim biz Müslümanların kimliği La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'tır. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu Kurtuluş Savaşı'nda. Ama kelime-i şehadetimiz vardı. Kelime-i tevhidimiz vardı. Biz onunla neler yaptık neler, neler yaptık neler. O bakımdan yani hayatı anlarken imana ve İslam'a eksenli olarak, imana ve İslam'a paralel olarak anlayalım, anlatalım, öğrenelim, öğretelim. Bizim kimlik sorunumuz yok demin denildiği gibi. Bizim şahsiyet sorunumuz yok. Müslümanın kimin izinden gideceği diye bir problem yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izine hasret çeken insanların izlerine biz hasretiz. O bakımdan ama o bakımdan kimliğimizi kaybetmemeye çalışıyoruz. Şurada kimliğimizi muhafaza etmek için neler konuşabiliriz bugün dolayısıyla? Onun hasbihalini yapıyoruz biz burada. Bir insan nüfus cüzdanını kaybetse onu resmi daireye sokmazlar. Birçok yere gidiyorsun, başvuruyorsun, kimlik ibraz etmek mecburiyetindesin. Müslümanın kimliğinde demin dediğimiz gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazar. Bu kimlik devam ettiği müddetçe biz yine o özlediğimiz günleri görürüz Allah'ın izniyle. Kaldı ki Rabbim bize bir görev verdi. Ey Türk milleti, seni ben şereflendirmek istiyorum. Sana bir görev vermek istiyorum. Sen bu görevi al götür. Karşında ne vereceksin Allah'ım diye Allah'a bir teklif de yapmadık. Biz çünkü dedik ki Rabbim biz sana aşıkız. Biz Muhammed Mustafa'ya aşıkız. Bu teminatı Allah Celle Celaluhu'ya verdik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme verdik. Aşk pazarlık kabul etmez. Aşk şirk kabul etmez. Aşk mazeret kabul etmez. Seviyorsak sevdiğimiz uğruna bedel vermeye, ödemeye mecburuz. Eskiden her Osmanlı anası derdi ki Rabbim beni hacı hanımı eyle, hafız annesi eyle derdi. Bir başka anne derdi ki Rabbim beni hacı hanımı eyle, şehit anası eyle. Şehit kime dönüyor? Allah'ın, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'ın namusunu peki kollama. Müslümanın hukukunu savunmak için savaşırken ölen insana şehit deniyordu. Biricik yani gayemiz ve hedefimiz bu idi. Dün neyse bugün de aynen böyle olsun. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı bitti ama gene yer yer devam ediyor. Memleketin orasından burasından trenlerle, vagonlarla Çanakkale cephesine asker sevkiyatı yapılıyor. Bir trende Biricik'te efendim, Biricik istasyonunda asker sevkiyatı için artık kalkış hazırlıkları yapmak üzere. Sonbahar mevsimi, çakan şimşeklere aldırış etmeden dimdik duran bir Osmanlı anası. Tesettürüne bürünmüş, orada bir kenarda böyle işte her türlü sıcağı soğuğa aldırış etmeden trenin kalkış saatini bekliyor. Komutan yüzbaşı Abdülkadir Bey de trene bakıyor, kadına bakıyor. Kadının o duruşu yüzbaşının dikkatini çekiyor. Yüzbaşı Abdülkadir Bey geliyor, diyor ki anacığım diyor, sen burada niye bekliyorsun diyor. Sen burada niye bekliyorsun diyor ki oğlum diyor, ben de oğlumu diyor selametlemeye, uğurlamaya geldim diyor. Anacığım oğlun kim diyor? Diyor ki Bilecik'in Söğüt kazasının Akgünlü köyünden Mehmetoğlu Hüseyin diyor. Eğer yavrumu bir daha bana çağırırsan, bir daha onu kucaklayabilirsem çok memnun kalacağım. Peki anacığım diyor. Gidiyor sesliyor komutan yüzbaşı bey. Hüseyin, Mehmetoğlu Hüseyin. Mehmetoğlu Hüseyin koşa koşa geliyor. Buyur komutanım diyor. Oğlum diyor, annen seni istiyor. Git annenle son bir defa daha görüş diyor. Anne kollarını oğluna sarıyor. Bana bak. Şimdi sen kendini anasının kucağına atan o Hüseyin yerine koy. O ananın vasiyeti aynen bugün senin için de geçerli. Eğer burada kafan dank ederse,
yapılacak şeyi biliyorsun demektir. Bundan sonra arkana bakmadan devam et kardeşim. Anamız diyor ki, oğlum Hüseyin, oğlum Hüseyin, aslan oğlum benim diyor. Dayın Şıpka'da, baban Dömeke'de, ağaların, ağabeylerin, 6 tane abin de Çanakkale'de şehit oldu. Oğlum Hüseyin, yavrum Hüseyin, hayatta son kalan yongam, baltayla ağaçtan çıkartılan parçaya yonga deniyor. Hayatta son kalan yongam sensin. Hüseyin, eğer minaredeki ezan dinecekse, kürsüdeki vaaz bitecekse, mihrapta okunan Kur'an susacaksa, minberde okunan, peki hutbe duracaksa, caminin kandilleri sönecekse, oğlum Hüseyin, öl de bir daha köye dönme.